Merhaba arkadaşlar, ben Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan matematik öğretmeniniz Başak Tunçyakın. Bugün 11. sınıf denememizin matematik çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuza baktığımızda bizden cot x değerini istemiş. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 3 sin x artı 3 cos x eşit olacak 4 cos x eksi 4 sin x'e. Sinleri bir tarafa, cosları bir tarafa attığımızda 7 sin x eşittir cos x geldi. Bizden cot x'i istemiş. Cot x neydi? Cos bölü sin. O zaman her tarafı sin x'e bölersek cot x ifademiz, sinler birbirini götürürse 7 olarak karşımıza çıkacaktır. İkinci sorumuz bizden fx parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatını istemiş. Şimdi bakarsak x eksenini kestiği noktaların apsisleri 2'dir diyorsa bu fonksiyondaki, yani bu ikinci dereceden denklemdeki kökler toplamımız 2'ymiş. Denklemden kökler toplamını nasıl okuyordum? Eksi b bölü a'dan. Yani m artı 4 bölü 3 2'ye eşit gelecekmiş. O zaman m değerimiz buradan 2 geldi. Fonksiyonda m gördüğümüz yeri 2 yazarsak 3x kare eksi 6x artı 3 şeklinde gelecek fonksiyonumuz. Bizden y eksenini kestiği noktanın ordinatını istemiş. Yani x'e 0 vermemiz gerekiyor. Y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için x'e 0 verirsek f0'ımız 3. Yani y eksenini kestiği noktanın ordinatı 3 gelecektir. Üçüncü sorumuz fonksiyonun alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi bakarsak bir fx fonksiyonunu düzenlediğimizde x eksi 2 ile x artı 8'i çarparsak x kare artı 6 x eksi 16 gelecek. Şuradaki 2'yi de dağıttığımda fx eşit olacak 2x kare artı 12x eksi 32'ye. Baktığımda bu fonksiyonun grafiği bir parabol belirtir. X karenin katsayısı pozitif olduğu için kolları yukarı doğru olan bir parabol belirtir ve bunun en küçük noktası vardır. O da nedir? Tepe noktası. Bizden de tepe noktasının ordinatını istemiş. Yani biz burada k'yı arıyoruz. Peki önce r'yi bularak başlayalım. R neydi? Eksi b bölü 2a. Eksi 12 bölü 4'ten tepe noktamın apsisi eksi 3 geldi. Bizden de k'yı nasıl buluyorduk? Bulduğumuz bu r değerini fonksiyonda yerine yazarak, yani x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam tepe noktamın ordinatını fonksiyonun alabileceği en küçük değeri bulabilirim. X gördüğüm yere eksi 3 yazarsam 18 eksi 36 eksi 32'den eksi 50 gelecek fonksiyonun alabileceği en küçük değer. Dördüncü sorumuz fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. A bölü b kaçtır demiş bize. Şimdi bakarsak f fonksiyonunun eksi 4, 3 aralığındaki ortalama değişim hızına a demiş. Şimdi ortalama değişim hızı neydi? Eğimdi. O da neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Şimdi eksi 4 ve 3 arasındaki ortalama değişim hızını arıyorsam diyeceğim ki f3. F3 eksi F eksi 4 bölü 3 eksi eksi 4 şeklinde karşıma çıkacak. Ortalama değişimimiz neydi? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Bana verdiği aralıktaki uç değerlerin görüntüleri farkı bölü kendileri farkı şeklinde geldi. Peki bakarsam şimdi fonksiyondan F3, Fx fonksiyonundayım. 3'ün görüntüsü nedir? 5 eksi. Yine fx fonksiyonunda eksi 4'ün görüntüsü zaten x eksenini eksi 4'te kestiğine göre görüntüsü 0 gelecek. Bölü 7'den 5 bölü 7 geldi. Aynı şeyi g için de yapabiliriz. 3-6 aralığındaki ortalama değişim hızı f6 eksi f3 bölü 6 eksi 3 şeklinde karşıma çıkacak. Peki g eksiye baktım. 6'nın görüntüsü 0. 3'ün görüntüsü yine 5 geldi. Bölü 3 şeklinde eksi 5 bölü 3. Bizden a bölü b oranını istemişti. 5 bölü 7 ile eksi 5 bölü 3'ü oranladığımızda cevabımız eksi 3 bölü 7 gelecektir.
Beşinci sorumuz parabolle y eksi 4 eşittir 0 doğrusu teğet olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi parabolle doğrunun birbirine göre durumlarını incelediğimizde ne yapıyorduk? Ortak çözüp deltasına bakıyorduk. Peki nasıl ortak çözeceğim? Y eksi 4 eşittir 0 doğrusu için y'yi yalnız bıraktığımda bu aslında y eşittir 4 doğrusu. O zaman ne yapıyorduk? İkisini birbirine eşitliyorduk. 4'ü atarsam sol tarafa. X kare artı 2a eksi 1x artı a kare eksi 6 eşittir 0 gelecek. Şimdi parabolle doğru birbirine teğetse, teğetlik neydi? Çift katlı kökümün olmasıydı deyip geçmesiydi ve delta'nın 0'a eşit olmasıydı. O zaman bu denklemin deltasından bahsediyor. Haydi bunu bir 0'a eşitleyelim. Delta 0'a eşitse b kare eksi 4ac eşit olacak 0'a. O zaman bunu toparlarsak 4a kare eksi 4a artı 1 eksi 4a kare artı 24 eşittir 0. Buradan 4a kareler gitti. Eksi 4a artı 25 eşittir 0'dan. 4a 25, a da buradan 25 bölü 4 gelecektir. Altıncı sorumuz, bir tane dikdörtgenimiz var. Bizden bu dikdörtgenin çevresini istemiş. Şimdi parabolün hem grafiği hem de denklemi var elimizde. Eksi x kare artı 4x artı 5. O zaman şöyle gitsem. Şimdi bu parabolün tepe noktasından şuradan simetri eksenini çizdiğimizde. Baktığımızda bu neydi? Tepe noktasının apsisiydi. Şurası parabolümüzün tepe noktası. Bunun R'si ne gelecek? Eksi b bölü 2a'dan eksi 2. Yani 2 geldi. Şurası x eşittir 2 doğrusu bu parabolümüzün simetri ekseni olacak. Peki bakarsak şimdi x eşittir 2 doğrusu olduğuna göre şurası 2 birim. Şimdi bu bir parabol olduğuna göre dikkat edersek şu iki parça birbirine eşit olacak. Çünkü simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu. Burası 2 birimse burası da 2 birim gelecek. O zaman bir kenarımız yani şuradaki kısa kenarımız 4 birim geldi. Bunu unutmuyorum. Peki şimdi dikdörtgenin uzun kenarına baktığımızda ben bu fx parabolünde x gördüğüm yere 0 yazarsam f0 eşit olacak 5'e yani 0'a 5 noktası. Bu da nedir? Y ekseni kestiği nokta. Şuradaki a'nın koordinatı 0'a 5 gelecek. O zaman dikdörtgenimizin uzun kenarı da 5 birim geldi. Bizden çevresini istemiş. 2 çarpı 5 artı 4 dersek 18 birim gelecek dikdörtgenimizin çevresi. 7. soruya baktığımızda fonksiyonun x eksenini kestiği kaç farklı nokta vardır demiş. Şimdi inceleyelim birincisi. X kare eksi 4x için bunu çarpanlara ayırdığımda x parantezinde x eksi 4 gelecek. X eksenini kestiği noktalar dediğine göre bunu 0'a eşitlersek x buradan 0 ve x buradan 4 gelecek. Şimdi normalde bu bir parabol belirtiyor. X eksenini 0 ve 4 noktasına keser. Ama nerede çalıştığına dikkat et. X'in 3'ten büyük olmasını istiyorum. O zaman 0'ı alamayacağım. Sadece 4 noktasında kesecek burası için. Peki mutlak X eksi 1 için bakalım. Şimdi parçalı fonksiyon için de parçalı fonksiyon gelecek. Buradan dikkat. Şimdi şartlarım neler? X 0'dan küçük olabilir. Bir de 0'dan büyük olabilir. Ama nerede çalışıyorum? 3'ten de küçük olacak. Buna da dikkat etmem gerekiyor. 3 ve 3'ten küçük gelecek. Hatta şöyle yapalım. Şurayı da 3 alabiliriz. Şimdi bakarsak x 0'dan küçükse mutlağım için negatif gelecek. Eksi x şeklinde çıktı. Eksi x eksi 1. 0'dan büyükse hiçbir sıkıntım yok. X olarak çıktı. X eksi 1. Peki bunları da 0'a eşitlediğimde kök bulduğum için x buradan eksi 1, x de buradan şu x eksi 1'di, x eksi 1'i 0'a eşitlediğimde x de buradan 1 şeklinde gelecek. Peki nerede çalışıyorum ben? 3'ten küçüklerle çalışıyorum. Hiçbir sıkıntım yok. 2 kökümü de alabilirim. O zaman bu fonksiyon x eksenini 3 farklı noktada kesiyor diyeceğiz. 8. sorumuz yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri daima artandır?
Şimdi birinciye baktığımız zaman x kare eksi 4x nedir? Bir parabol belirtir. X eksenini nerede keser? 0 ve 4 noktasında keser. Şöyle baktığımızda 0'a 4. Peki şimdi bunun tanım kümesine dikkat edelim. Pozitif reel sayılar demiş. Yani şuradan almam lazım. Dikkat et, şu kısımdayım, sağ taraftayım. Pozitif reel sayılarda çalıştığım için. Peki bu fonksiyon artan mıdır? Grafikten de gözüküyor. X'in artan değerlerine karşılık. Y artıyor mu? Hayır, bak şurada bir azalmaya geçmiş, buraya dikkat. Dolayısıyla daima artan değildir. X kare artı 4'e baktığımızda diyor ki negatif reel sayılardan reel sayılara tanımla. Yine aynı şekilde bu da bir parabol belirttiğine göre daima artandır diyemeyeceğiz. Üçüncüye baktığımızda x küp eksi 2. Şimdi mesela değer verelim. Mesela f1'e bakalım. f1'in görüntüsüne gelecek eksi 1. f2'nin görüntüsü 2 koyarsam 8'den 6. Bir de f eksi 1'e bakalım. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 3. Şimdi dikkat edersen x'in artan değerlerine karşılık y değerlerinde arttı mı? Eksi 3 eksi 1 var şeklinde, evet. O zaman diyeceğim ki bu fonksiyon daima artan bir fonksiyondur. Cevabımız B seçeneği geldi. 9. sorumuz, bir parçalı fonksiyonumuz var. Hangileri doğrudur? İçi nedir? Birebirdir, ortandır. Şimdi inceleyelim. Bunu en güzel nereden inceleriz? Bunun grafiğini çizerek. Haydi bakalım. Şimdi bunun grafiğini çizdiğimde x 1 ve 1'den küçükler için mesela nokta belirleyelim. Ne olsun? 1 ile başlayalım. O zaman ne gelecek? 1'e 1, 0 verirsem de 0'a 0. Zaten bu y eşittir x doğrusu. Ama şartım ne? 1'den küçük olması. O zaman şöyle bakalım. 1'e 1. Eşitliğim de var. 1'in görüntüsü 1. Bir de 0'a 0'dan geçecek. Şöyle bir grafik çıkacak benim karşıma. Y eşittir x doğrusu budur. Şimdi x eksi 1'e bakalım. X'e kaç verelim? Birden büyük bir değer vermem lazım. Şuradan 2 verirsem 1, 3 verirsem 2 gelecek. Peki baktığımda bu nasıldır? 2'ye 1, 2'nin görüntüsü 1, 3'ün görüntüsü 2 şeklinde karşımıza çıktı. Bunu da birleştirdiğimizde yine şöyle yapalım. Şöyle doğrusal bir fonksiyonumuz oluştu. Şimdi dikkat edersek bakalım burada. İçi nedir, birebirdir ve ortandır diyor. Bir kere birebirliği sağlamadığını görebiliyoruz buradan, nasıl? Baktığımda şuradaki 1'in görüntüsü nedir? 1. 2'nin görüntüsü nedir? Yine 1. Bu benim birebirliğime aykırı bir durum. Birebirlik neydi? Tanım kümesinden aldığım her bir elemanın görüntüsünün farklı olmasıydı. Yani f1'de 1, f2'de 1 geldiği için fonksiyonumuz birebir değildir. Peki içine mi ortenlik mi? Şimdi içine ise orten olmayacak, orten ise içine olmayacak. Nerede çalışıyorum? Tam sayılarda çalışıyorum. Peki şimdi burası tam sayıları örtüyor mu? Örtenlik neydi? Değer kümesinde açıkta eleman kalmayacaktı. Şimdi dikkat edersek burası eksi sonsuza kadar gidiyor. Burası da artı sonsuza kadar gidiyor. Arada herhangi bir değeri atlamışlığım yok. Dolayısıyla bunun grafiği tam sayıları örter. Yani değer kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Peki bir fonksiyon örtense içine değildir zaten. Cevabımız C seçeneği geldi. 10. sorumuz, fonksiyonu 3 birim sola 4 birim yukarı ötelenerek hx fonksiyonu elde edilmiş. M çarpı n kaçtır diyor. Şimdi fx'i bir düzenlersek, bunu bir tam kare yapmaya çalışırsak, şuradaki 8'den yola çıkıyorum. Tam karede nasıldı? Burası çarpımlarının 2 katıydı. O zaman 8'i 2'ye bölersem 4. Burası x eksi 4'ün karesi olsun diyerek başlıyorum. Şimdi burada x eksi 4'ün karesinden 4'ten ne gelecek? Artı 16 gelecek. Ama burada 14 olduğuna göre eksi 2 demem lazım. Fx'imiz bu şekilde geldi. Şimdi bize diyor ki bunu 3 birim sola ötele. Sola ötelemek ne demek? X ile alakalı bir durumdu. X eksi 4'e 3 ekliyorum sola ötelemek için. Eksi 2'yi aynen yazdım. 4 birim yukarı ötele diyor. Y ekseninde 4 birim yukarı ötelemek demek, 4 eklemek demek fonksiyonumuza. Bu da neymiş? Hx fonksiyonuymuş. Haydi bakalım şimdi. Hx neye eşit geldi? X eksi 1'in karesi artı 2'ye. Bu da eşitti x kare eksi mx artı n'e. Şimdi sol tarafı düzenlersem x kare eksi 2x artı 1 artı 2 daha
artı 3 gelecek. X kare eksi mx artı n dedik. Şimdi bakarsan burada m değerimiz 2, n değerimiz de 3 gelecek. Bizden çarpımlarını istemiş. Cevabımız 6, E seçeneği geldi. 11. sorumuz bizden f0 bölü f2m kaçtır diye sormuş, istemiş bakarsak. Y eşittir eksi x doğrusu ile fx çift fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bir kere şuradaki fx çift fonksiyonundan çıkartacağım sonuç nedir? Bir fonksiyon çiftse bunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Bunu unutmuyorum, bizim için önemli. Peki baktığımda şimdi f0 bölü f2m. Bir kere f0, sıfırın görüntüsü nedir? fx'in grafiğinde m'dir. F0'ın m'ye eşit olduğunu gördük. Şimdi dikkat et, burada y ekseninde simetrikliği kullanacağım. F2m'yi bulabilmek için şuradaki eşitliklere dikkat edersek şimdi. Bakın şöyle çektiğimde şurası zaten uzunluk olarak m gelecek. B noktasının koordinatı nedir? Y'si m olduğuna göre eksi m'ye m şeklinde gelecek. O zaman buranın uzunluğu da m. O zaman şuradan da çektiğimde bakın şuranın uzunluğu da m geleceği için şurası nedir aslında? Şurası eksi m, şurası da eksi 2m geldi. Şimdi dikkat edin, bu y eksenine göre simetrik dediğimize göre f2m ile f-2m'nin görüntüleri birbirine eşit olacak çift fonksiyon şuradaki eksiyi yutuyordu, hatırla. Fx f-x'e eşitse buna çift fonksiyon diyorduk. O zaman benim burada f2m yerine f-2m'nin görüntüsünü okuyabilirim. Şimdi nedir? Buralara da m demiştik. M, m, m. O zaman şuradan hemen çektim. Şurası ne geldi? 3m gelecek. O zaman f-2m'nin görüntüsü nedir? 3m'dir. F0'ı m bulmuştuk. F2m'yi de 3m bulduk. Oranladığımızda oranımız 1 bölü 3 geldi. 12. sorumuz bir parabol ve fx eşittir 2x küpün grafiği verilmiş. Bizden bu ifadenin değerini istiyor. Şimdi bakalım g bileşke f'in tersi eksi 2 için. Buna nasıl bakıyorduk? G f'in tersi eksi 2. Önce f'in tersi eksi 2'ye bakarsam. Şimdi bunun anlamı neydi? Görüntüsü eksi 2 olan x değerim nedir? F fonksiyonunda bakarsam. F fonksiyonumuz 2x küptü. 2x küpü eksi 2'ye eşitlediğimizde x küp eksi 1. X de buradan eksi 1 olarak gelecek. Görüntüsü eksi 2 olan x değerimiz eksi 1. O zaman ben artık neyi arıyorum? G eksi 1'i arıyorum. Haydi bakalım şimdi. İlk olarak gx bir parabol olduğuna göre bunun denklemini yazabilmeliyim. Peki. Bunun için. Parabolün x eksenini kestiği noktaları biliyorum. X eksenini kestiği noktalar bilinen parabol denklemi için. Gx eşit olacaktı. A çarpı x eksi 0 demem gerekiyor. X eksenini 0 ve 4'te kestiği için. X eksi 4 geldi. Şimdi parabol denklemimiz budur. Peki buradaki a değerini nasıl buluyorduk? Bana parabol üzerinde herhangi bir nokta daha vermek zorundaydı. Bunu da yerine koyarak buradaki a'yı bulacaktık. Peki bakarsak şimdi burası zaten t noktası, parabolün tepe noktası. O zaman şuradan hemen çektiğimizde şimdi dikkat edersek burası tepe noktasının apsisi bizim simetri eksenimizde. Burası 4 birim olduğuna göre şuralar ikişer birim gelecek. O zaman bu noktam benim 2'ye 0 noktası. Yani x eşittir 2 doğrusu bizim simetri eksenimiz gelecek. Peki şu fx fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazarsam şurası ne gelecek? Yani tepe noktamın ordinatına gelecek. Ona bakarsak x gördüğüm yere 2 yazdığımda 8 2 ile çarptım 16 geldi. Yani bunun tepe noktası 2'ye 16'ymış. Peki bakarsak 2'ye 16 bu parabolü de sağlıyor. O zaman gelip yerine yazalım. 2'ye 16 noktası için. 16 eşit olacak. 2a çarpı 2 yazdığımda eksi 2 mi? O zaman a değerimiz de buradan eksi 4 geldi. O zaman baktığımda parabol denklemimiz geldi. Nedir? Gx eşittir. Eksi 4x çarpı x eksi 4. Şimdi artık aradığımız bütün değerleri bulabiliriz. G eksi 1'e bakmam gerekiyordu. G eksi 1 değerimiz eksi 20 ve bizden de G2'yi istemişti.
X gördüğüm yeri de 2 yazarsam 16 gelecek. İkisini topladığımızda G eksi 1 artı G2 değerimiz eksi 4 geldi. 13. sorumuza baktığımızda bir top belirli yükseklikten yukarı doğru fırlatılıyor. X yükseklik T süreyi göstermek üzere topun yerden yüksekliğinin zamana değişimini veren denklemimiz varmış. XT şeklinde. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Topun ilk fırlatıldığı andaki yüksekliği 0 metredir. Top ilk fırlatıldığında zamanımız ne olacak? 0 olacak. Yani bizden X 0'ı istemiş. Peki bana verilen fonksiyonda T gördüğüm yere 0 yazarsam hepsi gidecek. 6 gelecek. Evet, topun ilk fırlatıldığı andaki yüksekliği 6 metredir. Birincisi doğru. Top yerden en fazla 33 metre yüksekliğe çıkabilir. Şimdi bakalım bunun grafiği ne olacak? Bir parabol belirtecek. Bu fonksiyonun grafiği T karenin katsayısı negatif olduğuna göre kolları aşağı doğru olan bir parabolden bahsediyor bana. Bunun da tepe noktasında en büyük değeri vardır. Bu değer 33 mü? Onun kontrolünü yapacağım. Haydi bakalım şimdi. Tepe noktamın apsisi eksi B bölü 2A'dan 3 gelecek. F3 bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer. F3 demeyelim buna, ne diyelim? X3 diyelim. X3. Çünkü fonksiyonumuz XT şeklinde olduğu için X gördüğüm yere 3 yazarsam eksi 27 artı 54 artı 6'dan ne gelecek? 27, 33. Yani evet, bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer 33. Yani bu top en fazla 33 metre yüksekliğe çıkabilir. Peki, top fırlatıldıktan 6 saniye sonra yere düşer. Şimdi bunun anlamı ne? Diyor ki sen diyor T gördüğün yere diyor 6 yazarsan diyor yere düşmesi ne demek? Yükseklikti. Yüksekliğin 0 olması demek. Yani XT'nin 0'a eşit olmasını istiyorum. Buradaki kontrolüm nedir? X6 eşit midir 0'a? Buna bakmam lazım. Peki XT'de X gördüğüm yere 6 yazarsam. Eksi 3 çarpı 6'nın karesi artı 18 çarpı 6 artı 6. 0'a eşit olabilir mi? Hayır, olamaz. O zaman 6 saniye sonra yere düşmez. Yani yüksekliği 0 olmaz. Burada onu kontrol ettik. Dikkat. Üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru yanıtımız C seçeneği geldi. 14. sorumuz. Öğrencinin bu iki adım sonunda elde ettiği yeni grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiğidir demiş. Şimdi öğrenci fx'i çizmiş. Ondan sonra diyor ki x ekseni boyunca 2 birim sola öteliyor. X ekseni boyunca 2 birim sola ötelemek ne demek? F x artı 2 demek. Buradan bunu elde ettik. Birinci adımda elde ettiği fonksiyonun grafiğini y ekseni boyunca 4 birim aşağı öteliyormuş. Aşağı ötelemek ne demek? Fonksiyondan 4'ü çıkarmak demek. Peki şıklara baktığımızda doğru yanıtımız B seçeneği geldi. 15. sorumuz, parabollerinin kesim noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır demiş. Parabolleri, iki parabolü de ortak çözeceğim. O zaman dedim ki x kare artı 6x eksi 4 eşittir. Eksi x kare artı 12x eksi 8. Peki bunu toparladığımda 2x kare eksi 6x artı 4 eşittir 0 şeklinde gelecek. 2 ile sadeleştirirsek x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Bakıyorum hemen çarpanlar ayrılıyor mu? X eksi 2'ye x eksi 1 şeklinde geldi. Peki x buradan 2, buradan da 1. Peki bunun anlamı ne? Bu iki parabol iki farklı noktada kesişiyorlar ve kesiştikleri noktaların apsisleri 2'ye 1. İstediğin herhangi bir parabolde x gördüğün yere 2 ve 1 yazarsan bunun ordinatlarını bulursun. X gördüğümüz yere 2 yazarsak şurada yazalım hemen. 4 artı 12 eksi 4'ten 12 geldi. 2'ye 12'ymiş bir nokta. Peki diğer nokta aynı şekilde yine x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 6 eksi 4'ten 3 geldi. Bunun da y'si 3'müş. Buradaki noktam da 1'e 3 geldi. Bizden istediği kesim noktalarından geçen doğru neymiş? Şimdi bak, bir doğrum var. 2'ye 12 parantezi çiziyorum. Çok hoş olmadı ama o zaman şöyle değiştirelim hemen. Doğrum şuradan 1'e 3,
Şurası da 2'ye 12 noktalar olsun. Bizden bu doğrunun eğimini istemiş. 2 nokta veriliyorsa bana doğru üzerinde eğimin nasıl buluyordum? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. O zaman 12 eksi 3 bölü 2 eksi 1'den 9 gelecek doğrumuzun eğimi. 16. sorumuz, dik koordinat sisteminde bir tane eşkenar dörtgen verilmiş. Bizden bu eşkenar dörtgenin çevresini istemiş. Şimdi şuradaki B noktasının koordinatını biliyoruz. 9'a 3. O zaman şöyle çektiğim an şuradaki yüksekliğimiz 3 gelecek. Şurada bir dik üçgenimiz oluştu. Şuradaki uzunluğumuz da ne olsun? Atıyorum M olsun. Farklı bir harf kullanalım. O zaman bakarsak şimdi şurası kaç birim gelecek? B noktası 9'a 3 olduğuna göre 9 birim. O zaman şuralara da 9 eksi M diyebiliriz. Şimdi dikkat edin, bu bir eşkenar dörtgen olduğuna göre bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Burası da 9 eksi M geldi. Şimdi bakarsak burada şuradaki dik üçgene baktık. Kenar uzunluklarımız 3 M ve 9 eksi M. Burada Pisagor yapabilirim birincisi. İkincisi, bu bir özel üçgen, bunu görebilir miyim? M'ye 4 versem şuradan 3, 4, 5 özel üçgeni gelecek. O zaman eşkenar dörtgenimizin bir kenarı 5 birim olacak diyoruz. 5'e 4 şeklinde. Bizden çevresini istemişti. 5 çarpı 4'ten 20 birim geldi eşkenar dörtgenimizin çevresi. 17. sorumuz, dik koordinat sisteminde doğrusu A ve B noktalarının oluşturduğu doğru parçasının orta noktasından geçmektedir. Buna göre K kaçtır demiş. Şimdi A ve B'nin orta noktasından geçen bir doğrudan bahsetmiş. Bana hemen A ve B'nin orta noktasını bulalım. Ne yapıyordum? Apsisleri topla 2'ye böl. Ordinatları topla 2'ye böl. Peki buradan ne gelecek? 3'e 1 geldi. Şimdi 3'e 1. 2x eksi 3y eksi 3 artı k eşittir 0 doğrusu üzerindeyse bu nokta bu doğruyu sağlamalı. O zaman x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 1 yazarsam buradan k değerini bulabiliriz. 6 eksi 3 eksi 3 artı k eşittir 0'dan 6 eksi 6 artı k eşittir 0 dersek k değerimiz buradan 0 gelecektir. 18. sorumuz, bizden D1, D2, D3 doğrularının denklemlerini istemiş. Peki bakarsak şimdi açılarımızı da vermiş bize. Baktığımızda burada bir kere hepsi orijinden geçiyor. O zaman 0'ı 0'ı sağlayacak. Şıklara baktık. Hepsi 0'ı 0'ı sağlıyor. Peki nasıl bakacağım ben şimdi? Direkt eğimlerine bak. Geçelim. Eğim neydi? Tanjant alfa. Şöyle hadi D1 doğrusuyla başlayalım. D1 doğrusunun eğimi için neye bakmam lazım? Tanjant 150'ye bakmam lazım. Peki tanjant 150 nedir? Eksi tan 30'dur. Peki tan 30 neydi? 1 bölü kök 3. O zaman eksi 1 bölü kök 3 gelecek D1 doğrumuzun eğimi. D2'ye baktığımızda dar açı yapmış. X ekseniyle pozitif yönde dar açı yaptığı için tanjant 60. Tanjant 60 nedir? Kök 3'tür. D3'e baktığımız zaman da tanjant 30'a bakmam lazım. Tanjant 30'da yine 1 bölü kök 3 gelecek. Peki şimdi eğimlerini bulduk. Eğim neydi? Bana verilen bir doğru denkleminde y yalnız bırakıldığında x'in katsayısı bana eğimi veriyordu. O zaman x'in katsayılarında buradaki değerleri arayacağım. Birincisi eksi 1 bölü kök 3. C ve D şıkları geldi. İkincisinde kök 3'tü. Bak C şıkkı gider. Evet kök 3. Ve D3'ün de eğimi 1 bölü kök 3'tü. Doğru yanıtımız D seçeneği geldi. 19. sorumuz, bizden AC doğrusunun eğimini istemiş. O zaman A ile C'yi şöyle birleştirirsek neler olur bakalım. Şurada bir dik üçgen oluşturalım. Şuradan geçecek, buna dikkat, şuradan eğimi istiyor. Yani x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. Direkt şuradan tanjant alfa diyelim. Tanjant alfa karşı bölü komşu yapacağım. Direkt şimdi uzunluklarımıza bakalım. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 4 birim olan eş dikdörtgenlerim var. O zaman şimdi bakarsak bize demiş ki uzun kenarı 4, şu ikisine eşit verdiğine göre 2'ye 2 şeklinde gelecek. Şurası da bir uzun kenar olduğuna göre 4. O zaman şurası ne geldi? 8 geldi. Komşum 8. Peki karşıma bakarsam şurası 2, burası 2, burası da 2, burası da 6 geldi.
O zaman karşı bölü komşudan tanjant alfa 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 gelecektir diyoruz. 20. sorumuz A, B, C'yi vermiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bizde sinüsler arasındaki sıralamayı istemiş. O zaman hemen bir bunları birim çemberde göstermeye çalışırsak. Şimdi x eksenimiz neydi? Kosinüs ekseni. Y eksenimiz de sinüs ekseniydi. Şuraya bir birim çember çizmeye çalışayım. Haydi bakalım şimdi buradaki değerleri göstermeye çalışacağım. Şurasının sinüs ekseni olduğunu unutmuyorum. Bakarsak sin 4. Ne olacak? Şurada 4 derecelik bir açı yapacak. Şuradaki açım 4 derece. Sin 86 neredeyse 90 olacakmış. Şöyle geldi. Şurası 86. Sin 104. Bak 90'ı geçmiş. Sonra buradan şöyle bir açı yapmış. O zaman şimdi dikkat edin. Bunları ne yapacağım? Sinüs olarak baktığım için şöyle uzatıyorum. Şimdi şurası nedir? Sin 4. Sin 4. Peki şuradan geçtim. Bu neydi? Şurası. Neredeyse 1 olacakmış, olamamış. Sin 86. Peki şurası nedir? Bu da sin 104'tür. Bize diyor ki bunları büyükten küçüğe sıralar. Peki baktığımda en büyük hangisi? Sin 86. Yani B büyüktür. Sin 104 C, o da büyüktür. A şeklinde gelecek. Doğru yanıtımız E seçeneği oldu. 21. sorumuz işlemenin sonucu kaçtır demiş. Kot eksi 30. Şimdi kotanjant fonksiyonu tek fonksiyondur ve eksisini kusar. O zaman burası eksi kot 30 geldi çarpı. Tan 315. Şimdi 315 için ne yazabiliriz? Tan 360 eksi 45 yazabiliriz 315 için. 360'da işaret değiştirmiyordum. Bu, pardon, isim değiştirmiyordum, işaretliyorum. 360'da isim değiştirmiyorum. Tan 45 geldi. Peki 315, hemen birim çemberden baktım. Şurası 270, şurası 360'da. Dördüncü bölgeye düşüyor. Dördüncü bölgede tanjant negatif gelecek. O zaman eksi tan 45. Eksi tan 45 dedik. Bölü sinüs tek fonksiyon eksisini kusacak. Eksi sin 30. Artı kosinüs çift fonksiyon dikkat eksisini yutar. Yani kos eksi 60, kos 60'a eşit. Peki değerlerimizi yerine yazarsak. Hatta arkadaşlar burada değer yazmaya bile gerek yok. Neden? Şimdi sin 30 ve kos 60 birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman ben şurada sin 30 yerine birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinleri kosları eşitti. Buradaki sin 30 yerine kos 60 yazabilirim. O zaman buradan ne geldi? Eksi kos 60 artı kos 60'dan 0 geldi. Bak payımın ne olduğu önemli değil. Paydam 0 geldi ama buna ne diyordum? Tanımsız. Payda da 0. Benim istemediğim bir durum. Doğru yanıtımız D seçeneği geldi. Baktığımda 22. soru bizden cos alfanın değerini istemiş. Karşımda bir yamuk var. O zaman hemen şöyle gidelim. Şurada bir paralel kenar oluşturursak. Şu şekilde bir paralel kenar oluşturduğumuzda. Şimdi BC 12 birimse burası da 12 birim. Şurası 2 birim. O zaman buraya ne kaldı? AB 15'ti. Buraya 13 birim kaldı. Şimdi dikkat edersek şuradaki üçgene bak. Şuraya ne diyelim? E noktası diyelim. ADE üçgeni 5 12 13 üçgeni ise şurası 90 derece midir? Evet bak 5 12 13 bir özel üçgen Pisagor'u sağladığı için D açısına 90 derece diyebiliriz. Şimdi ben kosinüs alfayı arıyorum. Burada bir paralel kenar oluşturduğumuza göre paralel kenarda karşılıklı açıların birbirine eşitti. O zaman buradaki açım da alfa gelecek. Burası da alfa 180'e tamamladığına göre 180 eksi alfa gelecek diyoruz. O zaman ben buradan kos alfayı bulabilmek için şöyle bakalım. Kosinüs şurada bir dik üçgen oluştuğu için kosinüs 180 eksi alfaya bakalım. Peki kosinüs 180 eksi alfa neye eşit? 180 de isim değiştirmiyordum. Kos alfa geldi. Kaçıncı bölgede çalışıyorum? İkinci bölgede. Şurası kosinüs eksenim. İkinci bölgede kosinüs negatif. O zaman eksi kos alfa gelecek. Haydi eksi kos alfanın değerine bakalım. Kosinüs neydi? Komşum bölü hipotenüs. Komşum 12.
hipotenüsüm 13. Ama ben kos alfayı arıyorum. O zaman kos alfa eksi 12 bölü 13 gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. 23. soruya baktığımızda A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi cetveller üzerinde noktalar vermiş. Peki bakarsak şurası 0'a 0 noktası. Peki bu doğru parçası şimdi AB doğrusundan geçen doğrunun denklemini arıyorum. AB noktalarından geçen B noktasının koordinatı 9'a 0. A noktası da şurası 2'ye 7 olduğuna göre, şurası da orijin kabul ettiğime göre şurası da 0'a 5 şeklinde gelecek. 9'a 0 ve 0'a 5. Peki o zaman ben bu doğru parçasının eksenleri kestiği noktaları biliyorsam bu doğrunun denklemini nasıl yazıyordum? X bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1. Aslında doğru denklemim budur. Şimdi şıklara göre bakalım. Şunu 5 ile, şurayı da 9 ile, hatta şurayı da 45 ile çarparsam 5x artı 9y eşit olacak 45'e. 45'i de attım. 5x artı 9y eksi 45 eşittir 0 şeklinde geldi doğrunun denklemi. Baktığımda doğru yanıtımız A seçeneği gelecektir. Baktığımızda şekil 1'deki kısa kenarı 15 cm, uzun kenarı 20 cm olan dik üçgen şeklindeki cetvellerden iki tanesi analitik düzleme yerleştirilmiş. Buna göre O üssü B noktasının denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi O üssü B, yani şu şekilde birleştirmemizi istiyor bizden. Bu doğrunun denklemini arıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Öncelikle şuradan da şöyle bir dik atarsak ne olur bakıyorum. Şimdi 15, 20, 25 özel üçgen 3, 4, 5'in katından gidelim. Şimdi burada bak ne yaptım? Şuradaki O noktasından dik attım. O zaman şuradan dik atarsak. Şimdi bu üçgenin alanı nedir? 15 çarpı 20 bölü 2. Dik kenarlarının yarısı. Peki aynı zamanda şuraya H dersek taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde gelecek. İkisi de aynı üçgenin alanından bahsediyor. Zaten buradan 2'ler gitti. H buradan ne gelir? Şöyle sadeleştirsek 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3, bunu da 25'e böldüm zaten. H buradan 12 geldi. Yani şurasını 12 bulduk. Peki şurası kaç birimdi? 15'ti. Şurası da ne olacaktı? 20 birim. Peki bakarsam şimdi buradan ne geliyor? 9, 12, 15 özel üçgeni ve 12, 16, 20 özel üçgeni geldi. Şimdi buradaki parçalanışlarımızı yaptık. Peki şurası OB kaç birimdi? 20 birimdi. Bu da tamam. Artık bütün aradıklarımızı bulduk. Toparlarsak şimdi. Şuradaki B noktasının koordinatı nedir? 20'ye 0. Peki şuradaki O üssü noktasının koordinatı nedir? X'i 16 ama negatif tarafta dikkat et. Eksi 16. Y'si kaç? Şuradaki yüksekliğe bakarsam 12 gelecek O noktasında koordinatı. Şimdi ben bu doğrunun ilk olarak eğimine bakarsam Y'ler farkı bölü X'ler farkından ne diyelim? 0 eksi 12 bölü 20 eksi eksi 16'dan. Eksi 12 bölü 36 geldi. Yani eksi 1 bölü 3 geldi. Doğrumuzun eğimi. Peki. Dedik ki şimdi eğimi eksi 1 bölü 3 olan ve ne olsun? 20'ye 0 noktasından geçen doğrunun denklemi. Nasıldı? Y eksi 0 eşit olacak eğim çarpı x eksi 20'ye. Bunu düzenlememiz lazım. 3y eşittir eksi x artı 20'den. Buradan da bakarsak ne olur? 3y artı x eksi 20 eşittir 0 olur. Hepsini sol tarafa attığımızda, şıklara baktığımızda doğru yanıtımız E seçeneği geldi. 25. sorumuza baktığımızda eksenler üzerinde ve P noktasına uzaklığı 5 birim olan noktalar birleştirerek bir dörtgen elde ediliyor. Bu dörtgenin köşegen uzunlukları toplamı kaç birimdir demiş bize. Şimdi dikkat edin, eksenler üzerinde ve 3'e 0 noktasına uzaklığı 5 birim olacak. O zaman şurası bizim P noktamız olsun, şurası 3 birim. Bir kere eksenler üzerinde ve bu noktaya uzaklıkları 5 birim olacağına göre 3 noktasından 5 birim sola gittiğimde oluşacak noktam eksi 2 noktasıdır. Şurası eksi 2 noktası
5 birim sağa gittiğimde şurası da 8 noktası olacak. Şimdi bunun üzerine 5 birim uzaklıkta diyor ya. Mesela bu noktanın koordinatı da, buna 5 birim uzaklıkta olan noktanın koordinatı da x'e y noktası olsun. Ne yapacağım? İki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanırsak. X'ler farkı karesi artı y'ler farkının karesinin kare kökü eşit olacak 5'e. Peki şimdi buradan toparlarsak x kare eksi 9x, hatta şöyle gidelim. Şimdi normalde bu şekilde bunu toparlayıp buradaki x ve y değerlerine bakabilirim ancak. Şimdi burada şöyle ilerlemek istersek 3'e uzaklığı 5 birim olacak diyor ya. O zaman şuradan şöyle 5 birim çıktığımızda bak şurasının 5 birim olmasını istiyorum. Burası zaten 3 birim. Burada nasıl bir üçgenler oluşacak? 3, 4, 5 üçgeni oluşacak. Bunu görebilirsem işim çok daha kolay, yoksa şuradaki denklemden gitmem gerekiyor. Yani o zaman şuradaki noktam 4 noktası. Burada 3, 4, 5 üçgeni oluştu. Tekrar söylüyorum. Ya bunun tam tersi de olabilirdi. Aşağıda da olabilirdi. Şurası da eksi 4 noktası gelecek. Bu şekilde bakarsak daha rahat olur. Şimdi diyor ki bu bulduğun 4 noktayı birleştir. Ve bir dörtgen oluşsun. Şurada kırmızı ile çizdiğim dörtgene baktığımızda bizden istediği bu dörtgenin köşegen uzunlukları toplamı. O zaman şuraya bakarsam eksi 2'den 8'e buranın uzunluğu kaç birim geldi? 10 birim geldi. Şuna bakarsam 4'ten eksi 4'e bunun uzunluğu da 8 birim geldi. Köşegen uzunluklarımızın toplamı 18 birim geldi diyoruz. Doğru yanıtımız E seçeneği oldu.